şarap içtim sallandım. Canım sallandı. Rakı içtim, şarap içtim sallandı. Canım sallandı. Ağzım yandı, bundan böyle sevda pas. Ağzım yandı. Teşekkürler. Efendim, başta hanımefendiler olmak üzere şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evlerinizden buraya kadar bizim başımızın üstüne geldiniz. Sağ olun. Şu anda Türkiye'de Allah'ın sayesinde sayenizde İbo Show tek. Bak, bak. Şimdi siz sadece izlerken evet, onun için evet diyorsunuz. Bizi sevdiğiniz için evet diyorsunuz. Ama sizler farkında değilsiniz. Bizleri her hafta birinci yapıyorsunuz. Bu da ayrı bir özellik. Bize kazandırdığınız en büyük şeref. Yani bu kendi aramızda, sanatçı camiasında olsun, televizyonlar arasında olsun. Hem o gece televizyonu birinci yapıyorsunuz, hem İbo Show'u birinci yapıyorsunuz. Ki bu 2 saatlik yayınlanan bir program. 2 saat boyunca tık yok, hiçbir yere kaçmıyorsunuz ve bizi izliyorsunuz. Sizlere minnettarız. Teşekkür ederim. Evet. Bunun yanı sıra diziyi daha çok seyrediyorsunuz. Uyuz oluyorum. Niye? Dizi de kendi dalında, yani Fırat dizisi de kendi dalında yine birinci. Her hafta, hele geçen hafta, yani geçen hafta derken bu yayınlandığı zaman 2 hafta evvel 18,5 nokta reyting. Bu, yani şimdiye kadar hiçbir dizide yok. Bundan önceki zamanlarda, geçen seneler falan, Bizimkiler falan dizisi o reytinglere ulaşıyordu. Şimdi bunu da böyle yaptınız ki, şimdi ben artık kimseyle yarışmıyorum. Kendi kendimle yarışıyorum. Niye? Acaba dizi Fırat İbo Show'u geçecek mi? İbo Show Fırat'ı geçecek mi? Böyle hesaplar yapıyoruz. Onun için sizlere ceket ilikliyorum ve eğiliyorum. Teşekkür ediyorum, saygı duyuyorum. Sağ olun. Teşekkür, sağ olun. Şimdi aslında
İşimiz kolay değil, işim zor. Benim işim bilhassa zor. Neden zor? Şimdi bugün burada iki program çekiyorum, bu kolay. Ama bu da yine kolay değil. Yine bir ton stres yaşıyoruz içeride. İnsanlar bekliyor, gelmişler, arızalar başlıyor. Yani bu Allah yapısı değil tabii. Mutlak ve mutlak arızalar olacak. Fakat sizleri burada bekletme sırasında o bekletme heyecanı, o şeliği var ya, o stresi bizi bitiriyor. Acaba şimdi ne düşünüyorlar? Kimler fırça atıyor bana? Kimler doldur boşalt yapıyor bana? Var değil mi böyle ufak yollu bir... Var var, azıcık dur. Biraz var, var. Ama olsun, her şeye rağmen, her şeye rağmen... çok sevdiğiniz, sevmezseniz burada ne işiniz var? Sevdiğiniz için sitem ediyorsunuz. O sitemleri kaldıracak güçteyiz. Kaldırırız. Her türlü yükünüzü kaldırırız. Onun için ben gece sabah 4'lere 5'lere kadar yatmıyorum. Senaryo yazıyorum. Fırat'ı yetiştireyim diye. Bak şimdi bu hafta, öbürümüzdeki hafta bitiyor. 2 ay bir boşluğumuz var. 2 ay rahat rahat keyif yapacağım. Şeye gideceğim ben, tatil yapmaya, Honolulu adalarına. Tabii, benim rahmetli babam her yaz, böyle kış, yaz bittiğinde, kış dönemi başladığında Honolulu adalarına giderdi. Yaz keyfini orada çıkartırdı evladım. Ben şimdi bineceğim uçağa, şeyi takip edeyim, yazı. Yaz, neredesin? Huhu. Geliyorum, evet. Onun için 2 ay bir istirahat edeceğiz ama tahmin ediyorum 15 gün böyle dinleneceğim. Mahvoldum ya. Bana yazıktır, vallahi yazıktır ya. Bak, çöp oldum, çöp. Evet, şu anda aramızda Londra'ya gittiğimizde bize orada bodyguard dediğimiz, yani koruma sistemi, bodyguard değil de koruma sistemi uygulayan bir kardeşimiz burada. Yani şimdi gördüm, daha önce görmedim. Oranın koruma sistemlerini anlatamam size. Dedik ya silahlara veda. Arkadaşımız korumadır, korur. Arkadaşımız silah taşımaz. Orada Londra'da polis silah taşımaz. Ama biz taşırız abi. Kabadayız ya biz, anladın yani. Birinciden taşırız. Yemin ediyorum, belki inanmayacaksınız. Yani İbrahim Tatlıses silahı bıraktın, ne olur? İşte çok şey olur. Yani beni seven, bana inanan insanlar gider bırakır. İnandığı için sırf onun şeyi yerine... Benim sevdiğim insan bir şey yapsın var ya, ölsün ben de öldürürüm kendimi ya. Sevmek kadar güzel bir şey var mı ya? Allah sevgimizi eksik etmesin. Sağ olun. Evet. Şimdi bu arkadaşımız burada. Bu arkadaşımız burada. Tabii o benim dilimden anlamıyor, ben onun dilinden anlamıyorum. How are you? Fine. Bak fine dedi, iyiyim dedi. Senden ne haber? Tamam. Tamam. Var mı İngilizce bilen kız? Gelin yardımcı. Şey, yardımcı olun bana. İngilizce. İngiliz. He? Çabuk gel. Mikrofon please. Ah. Alo. Şimdi ben bu kardeşime diyorum ki, bizim başımızın üstüne geldin, şeref verdin. Ne için buradadır bilmiyorum ama bizim burada ülkemizde, Türkiye'de nasıl onlar bizi orada iyi bir biçimde karşıladılar. Biz de aynen onu öyle sevgiyle, saygıyla karşılıyoruz ve bağrımıza basıyoruz. My name is John. How do you do? What's your name? My name is Frank. You come into Turkey. Yes, I have. Why you come into Turkey? Well, I've come to see this gentleman here personally on his show here, and basically to see the beautiful city of Istanbul. Gelmiş Türkiye İbrahim abimizi görmek için. İbrahim abimizden de gurur duyuyor. İstanbul çok çok güzel olduğunu söylüyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de Londra'nın çok güzel olduğunu söylüyoruz ve gerçekten orada bir takım şeyler aldım, buraya getirdim, aksattım insanlara. Silah taşıyor mu, taşımıyor mu sor bakayım Londra'da, koruma yaptığı zaman. This guy tell me, you come in this Turkey. Unuttum. Tam söylüyorum, seni anlıyorum. Hani söylüyorum da seni gördüm heyecanlanacak. Seni şimdi de gördüm. Tamam, normal. Senin videosunu gördüm. Anlat peki, anlat peki, anlat. Relax, relax. This guy tell me, you put packet this air gun. Do I Ergun. Do I carry a gun? Yeah. No, I don't carry gun at all. This kardeş söylüyor ki kesinlikle hiçbir zaman için ergun taşıyor. Yani damanca taşımıyoruz. Yani. Polisler taşıyor mu orada? This cop just put his ergun. In England, some policemen carry gun, but most policemen carry no gun. Bazı yerlerde taşıyorlar, bazı yerlerde taşımıyorlar söylüyor. Teşekkür ediyorum. Thanks. Thanks.
Thanks. Thanks. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ ol. New Jersey'lere senden görüşürüz. Öyle mi? Ya ben zaten New Jersey'lerde, New Jersey çocuklarıyım ben yani. Evet. Şimdi efendim, çok kısa bir adam, pardon uzun bir adam, karıştırıyorum kısa mı uzun mu onun da farkına varmadım. Evet, Muhammed Vüşli. Muhammed. Ulan Muhammed. Bak görüyor musun? Bak ben sinir yapıyor. Bak ellerim titriyor bak. Ulan Muhammed. Sen ne açıyorsun? Estetik mi yaptırdın lan? Yok abi. Sen kimsin? Ben benim abi. Bu ne? Bu mektup abi. Mehmet abi bırakmış. Yok. Nasıl mektup Mehmet abi bırakmış? Yok. Yok abi gitmiş. Hadi, 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 hadi. Allah cezanızı verecek. Tek başıma mı kaldım? Mektup. Sayın İbrahim Tatlıses. Siz bu satırları okurken güçlü bizimle çok uzaklarda ol... Çok uzaklarda olacak. Güçlüyü kaçırdık. Bu ne? Siz güçlüyü kaçırdınız. Ben çok üzüldüm. Bak göbek atıyorum üzüntümde. Durun hemen panik yapmayın. Bak ben panik mi yaptım? Onu ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. O olmadan İbo Show'u yapamazsınız. Nah yapamam. O geliyor benim programımı mahsatıyor. Yapamazsınız. En kısa zamanda güçlüye karşılık yüz... evladım, evladım yüz milyar vermenizi istiyoruz. Güçlüye karşılık. Güçlü elimizde. İnanmazsanız alttaki satırları o yazdığı okuyun. Abi, abi ben güçlü. Kurtar beni. Geber. Ah abi. Ah vurmayın. Kim vuruyor la? Abi. İstediğinizi vereceğim. Bırakın beni. Bu hayali bantlar mı konuşuyor? Şimdi inandınız mı? Ya 100 milyar. Ha? Vermeyin güçlü çocuğum. Vermeyin. Demek ki bu gece konukları ben soracağım. 100 milyar. 100 milyar eder mi? Hem zaten bende 100 milyar yok ki. Usta da vermem. Ben çok cimri bir adamım. Evet, şimdi gece konuklarımı ben anons ediyorum. Şimdi efendim huzurlarınızda konuklarımız olacak. Ne oldu la? Abi 3 günden beri işkenceleyen. Heh. 3 günden beri neredesin? Farelerin içinde, böceklerin içinde açsızsız kaldım. Ya seni ne yapacaklar? Seni niye kaçırdılar merak ediyorum. Beni kaçırdılar. Sen şimdi mektup okumadın mı? Mektubu okudum. Ha. Bana mektup göndermişler. Güçlüyü kaçırdık. Ben çok üzüldüm. Ben baktım senin geleceği yok kardeşim. Allah Allah. Ben de hemen şey kimi kalktım. Jüdo karate birkaç tane şak şuk şak. O çıktım geldim ama gel sen biraz sor. 3 günden beri neler çekeyim, neler su içeyim, ekmek yemek, neler çekeyim. Şimdi. Yani seni kaçırdılar. Sen karate yaptın. Onlar elinden kurtuldun. Karate, şido. Gelse. Ha, sen oraya gitti ya bu. Ha. Yaptım ben. Şimdi. Ha. Tabii benim buna inanmamı istiyorsun. Sen şimdi inanmadın mı? İnanmadım. İnanmamı mı bekliyorsun? Yazıklar olsun ya. Demek ben bir şaka da yapabilirseydim. Yani sen benim için yani 100 milyarcığı kıymazsın mı yani? Ele olsa bele yani. Mele yani. Yani şimdi bu şaka mı lan mıdır? Şaka değil lan lan şakası. Yani ben buna pek inanmadım. Çünkü seni... Beni kaçırırlar tamam. Bitiriliyorsun isteyebilirler. Ben de seni yardımcıyım. Benim yardımcıma 100 milyar. Sen... Gel buraya, gel buraya gel konaklarımızı çağır. Ya sen pisar. Şaka yaptın. Yutmadım, yutmadım. Şaka yaptın, şaka. Ben de biliyorum şaka. Abi valla şaka yaptım lan. Ben kim? Adam kaçırmak için. Ben kaçırsam kaçırsam... Uçak kaçırırım. Yani adam kaçırmıyorsun, uçak kaçırıyorsun. Ben uçak kaçırırım. Ulan uçak kaçırmak daha zor. Nasıl kaçırırsan uçak?
Sen benim uçağa kaçırdın lan. İnanmışsan mı? İnanmam tabii. Uçağa nasıl kaçırdın sen? İspatlayayım mısın ya? İspatla bakayım. Belki ispatlarsan bir 15 milyon verir misin? 13 artı 2. Yok evladım, sonra. Mahasebeden al. Sonra evladım, sonra mahasebe, sonra. Gel buraya çocuğum, gel. İspatla bakayım. Bir dakika, bak çıkınım burada. Bu nasıl uçağı kaçırmakla? Urfa uçağını kaçır. KDV de 16. Ona öyle demezler evladım, Urfa istediği kasetler. Ben öyle... Urfa'ya gidecektim diyeceksen. Ha, gittim, uçak kaçmış. Niye kaçmış, onu da sor. Niye? Ben otobüse binerken garaj otobüsüne binmişim. Alışmamışım sapkana, ben uçaktan gitmek... garaja götürdü beni, uçaktan kaçtı. Böyle. O zaman ben... Dur, bu tarafa da eşit olsun. Oh, yüreğim soğudu, gel buraya şimdi. Geç arkama. Puan al. Estağfurullah, sen al. Yok, Allah aşkına geç, puan al. Ula bu numaraları uyduran adam puan da alır şeyleri, al cezanı verecek senin. Evet, şimdi konuklarınız var. Kim var? Yüksel Özkasap var. Bir dakika şimdi anlatalım abi, şimdi anladım. Efendim Yüksel Özkasap bilirsiniz yıllarca, yani yıllardır daha doğrusu Almanya'da kalır. Evet, bu hanımefendi sağ olsun bizi kırmayıp Almanya'dan buralara kadar geldi bizim programımıza katılmak için. Bir de Ankaralı Turgut. Turgut. Gel buraya. Bir de halk müziğine, halk müziğine değişik motifler bile katarak halk müziğini çok güzel seslendiren, çok iyi bir şekilde sokan, yani halk müziği zaten güzel, zaten şey de bir de süs hani böyle bu, var ya buraya bir kravat taktı. Kravat, iğne koysam mesela, kravat iğnesi. Buraya bir ceket koysan. Yok ceket, palto olur, yelek olur, ondan sonra şal olur, şal, yani öyle. Yavuz Bingöl! Yavuz Bingöl! Ha, da alkışıyoruz hepsini. İki tane silahşör, bir tane zarif bir bayan. Aradaki farka bakın efendim. Ben kendimi zarif bayanın yanına alayım. Kafamıza vuracak gibi geldiniz ya. Estağfurullah. Vallahi. Efendim, hanımefendiye ve genç kardeşlerime teşekkür ediyorum, sevgilerimi iletiyorum. Sizlere böyle oturtturuyorum. Buyurun gelin. Gelin. Sizi oturtturmayayım efendim. İsterseniz siz ilk başta bize böyle bir siftah ettirin. Yüksel Hanım, bir şey daha soracağım. Bu kaçıncı televizyona çıkışınız Türkiye'de? Ben hiç görmediğim için. Türkiye'de 5. galiba, 5. Ama Almanya'da çok çıktım. Hayır, Türkiye'de böyle şovlara falan katıldınız mı hiç? Yeni katılıyorum. Çünkü ben büyük bir araba kazası geçirdim. Ses buradan geliyor. Dinlenmem, istirahat etmem gerekti. İşte bugün başlıyoruz esas şova. Peki, peki. Yüksel Özkasap diyoruz. Ve şarkısını öğreniyoruz. Nedir? Ne okuyalım? Ne istiyorsanız onu okuyacağım. Efendim böyle hareketli bir şey olsun bize mesela. Beyaz atlı olabilir mi? Beyaz atlı şimdi geldi geçti buradan. Evet, 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 evet. Amanin, 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 amanin. Buraya, 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 buraya. Şuraya. Evet. Bitti şön. Danki şön dedi hemen. Biliyor benim Oxford'u bitirdiğimi. Hemen danki şön diyor bana. Ne var? Ya bu mecmua şey yapmış. Ne yapmış? 1997 yılının en ideal yakışıklı erkek yarışmasına beni aday göstermiş. Hakkımda konuşulanları okuyayım. Zaten bu mecmuanın yaptığı başka bir şey yok. Senin gibi ları seçerler. Söyle şimdi, buyurun ne seçmişler? Hakkımda söyleyenleri söylüyor. Öyle mi? Ha. Vay be. Ya gülmemem geliyor. Emoş, sana ne konuşuyorsun? Emoş demiş ki. Kim? Emoş. Emel Sayın. Ha. Tam idealinde gittik demiş. Seda Sayan. Bakayım. Allah var, tam amoşluk tip. Şu tipe bak. Sakaldan alayım parayı. Öyle mi? Ya. Peki, şimdi efendim.
Bu reklam arası demek beyefendiyi gördüğümüze göre. Şu kameraya. Reklamlar. Yüksel Hanım. Efendim. Şimdi ilk başta İbo Show'a hoş geldiniz diyeyim. Şeref verdiniz bir. İkincisi biliyorsunuz sizin Türkiye'de diye bir firmanız var. O firmanızda ben ilk ayağımda kundurayı oraya okudum bir. Doğru mu bunlar? Doğru. Yok yalansa söyle Allah aşkına. Şimdi anlat daha sonra ben anlatacağım. Benim de anlatacaklarım var. O ne? Sürpriz. Ben anlatmayayım ben vazgeçtim. Yok. Şimdi biliyorsunuz size en azından tahmin ediyorum 5 tane falan gibi de bir kaset yaptım. Biz aynı firmada çalışıyoruz efendim. Firma kendisinin. Kendisi hep Almanya'da kalırdı. Bir türlü görüşmedik. İlk defa huzurlarınızda bugün görüşüyoruz. Doğru mu bu da? Doğru. Bu da doğru. Yani birbirimizden gönül alışverişimiz var. Birbirimize selam gönderiyoruz. Saygı, sevgi iletiyoruz. Ama birbirimizi bir türlü görmedik. Göremedik. Çünkü Türkiye'de olanlar da hemen hemen sizi çoktan görmediler. Almanya bülbülü derlerdi. Bilir misiniz efendim? Almanya bülbülü. Köln bülbülü. Köln değil mi? Rica ederim. Evet. Şimdi siz bize anlatın. Orada ne yapıyorsunuz? Neden dolayı oraya gittiniz? Şimdi ben yıllar önce benim amcamın kızı Almanya'da okuyordu. O lisede okuyordu. Ben ticaret lisesinde. Onu Marif gönderdi oraya. Burs verdi Marif. Bir yıl sonra da ben ticaret lisesini bitirdim. Onun yanına gittim. Çalıştım. Ve Almanca öğrenim yaptım. O ara eşimle tanıştım. Bir yıl sonra evlendim. Burada kaldım. Peki, eşinizle tanıştığınızda eşiniz yine böyle plakçı mıydı? Hayır, eşim germanistik doktoru. O da 55 yılında Almanya'ya okumaya gitmiş 5 Türk'ten biridir. Ben müziğe çektim eşimi. Benim güzel bir sesimin oldu. Ben Malatya İl Radyosu'nda 5 yıl eğitim gördüm. Hem Türk Sanat Müziği bölümünde hem folklor bölümünde. İlkokulda mandolin dersi almaya başladım. Daha sonra lisede keman dersi aldım. Alafranga keman dersi aldım. Almanya'da da daha sonra 3 yıl yine batı tarzında piyano dersi aldım. Peki bu şimdi okuduğunuz Beyaz Atlı geçti buradan. İlk planınız mı yoksa ondan önce var mı? Hayır. İlk plan nasıl oldu yolum düştü Köln'e. Arkası Emo. Gülom türküsü. Bir de Ayrılık diye bir eser vardı. 3 plak okumuştuk. Bunu daha sonra mı okudunuz? Beyaz Atlı'yı daha... Beyaz o zaman tahmini ne kadar sattı? Eşime aittir. Eşim zaten edebiyat tahsil etmiş. O sözler ona aittir. Türkiye'de 800 bin sattı o zaman. Ama biz Almanya'da da onu tabii ayrıca sattık. Peynir ekmek ya. Peynir ekmek gibi satıyordu ya. Sokakta insanlar acına şey oluyordu. Peynir ekmek almıyorlardı. Gidiler bunu alıyorlardı. Şimdi Allah, bu eser merhum Adnan Menderes Beyefendi için yazılmış bir eserdi. Bir yani... mitolojik bir yönü var eserin. Oradan işte orada demek ki halk çok seviyordu rahmetli Menderes Bey'i. Allah nur içinde yatsın. Öyle evet. Diyorum, analım. Daha sonraları birlikte olacağız. Şimdi Turgut, sen hep Ankaralı diyorsun. Esas sen neredesin abi? Ankaralıyım abi. Esas da Ankaralısın. Evet. Ankara neresinde? Haymana değil mi? Altındağ Yeni Doğan. Altındağ Yeni Doğan. İçinde. Peki ben oralarda pavyonlarda çalışırken sen oralarda mıydın? Ne yapardın orada? Ben hiç duyar mıydın söylemesi ayıp olmasın yani? Seni tabii sürekli duyuyorduk. Gençlik Parkı'nda programımızı bile seyretmeye geldim. Pavyonda. Bomant ya. Ben oraların kralıydım. Siz beni bilmezsiniz. Siz beni bilmezsiniz. O zaman beni göreceksiniz. Pah pah pah. Kesin oğlum Mustafa. Vallahi. O zaman... Peki. Turgut. Şimdi bu iş nereden aklına geldi arkadaş? Bu işleri, bu icatları nasıl ettin bu icatlar? Bu icatlar enteresan icatlar. Evet. Ben bile dinliyorum gümbür şeyin içinde moralim bozuk sana kasetini koyan ben bir başım oynamaya. Şimdi bu bundan 2,5 yıl önce pop'un daha fazla gündemde olduğu bir zamanda. Sözleri benim pek hoşuma yani gitmedi. Ciddiyet almadım sözlerini. Bunları bir kağıda döktüm. Acaba dedim böyle bir şey yapsak uygun olur mu? Yaptık, denedik. Halkımız da beğendi. Ve bu tarza yani espri ve mizah olarak hazırladım. Ve aynı zamanda çalıp söylüyordum. Tabii kendim yani çalıp söylüyorum. Ankara'da kendi kendine. Evet ben aslında ekstra düğünlerden gelmem sanatçıyım. Köy düğünlerinde. Kına ya hani bayılırım o düğünlere Allah. O hiç düğünlerde... inmezler sahneden. Hiç inmezler. Abi çalmamak için. 24 saat. Sabaha kadar sabaha kadar dinlerler. 24 saat evet çalıyorduk. Peki şimdi bize ne söyleyeceksin Turgut? Şimdi ben ilk parçam Döşeyelim Abi kasetinden. Yani kasetin içinde yükseydi. Döşeyelim abi dedin de gel şimdi sana başka bir şey anlatacağım. Gel bakayım.
Sen bu döşelim abiden reklam parası aldın mı, almadın mı abi? Almadım abi. Niye almadın abi? Bilmiyordum bu kadar kasetin satacağını. Peki onlar bir güzellik, bir kıyak yapmadılar mı? Döşeyelim abi. Şu an yapmadılar şu ana kadar. Çok ayıp. Güzelliği biz yapıyoruz. İnsan bir takım elbise alır, insan bir şey alır. Ben olsam var ya, 40 takım elbise, Rolls Royce'lar. Reklamı bu kadar yapıyorsun ya. Şimdi döşeyelim abi mi söyleyeceksin? Hayır, şu an manitaları döşeyelim abi. Manita ne oluyor abi? Manitalar. Yani buradan çıkışta manita falan bir ekmek yiyecek miyiz? Buradan çıkışta. Olabilir de, olmuyor. Peki kardeşim, buyurun o zaman. Manitalar, manitalar. İçinde duygular saklı, eritiyor her gün beni şu manitalar. Biri Filiz, biri Ayşe, şaştım kaldım ben bu işe. Biri sevse oldum köşe şu manitalar. Giyiyorlar bulecinleri, yüzlerinde açar güller. Sevince de tam severler şu manitalar. Esmer kumral seçemezsin, hiçbirinden geçemezsin ah manitalar. Biri Filiz, biri Ayşe, şaştım kaldım ben bu işe. Biri sevse oldum köşe şu manitalar. Giyiyorlar bulecinler, yüzlerinde açar güller. Sevince de tam severler ah manitalar. Yabancı kesildiler şu manitalar. Biri Filiz, biri Ayşe, şaştım kaldım ben bu işe. Biri sevse oldum köşe şu manitalar. Giyiyorlar bulecinler, yüzlerinde açar güller. Sevince de tam sevenler şu manitalar. Biri Filiz, biri Ayşe, şaştım kaldım ben bu işe. Biri sevse oldum köşe şu manitalar. Giyiyorlar bulecinler, yüzlerinde açar güller. Sevince de tam severler şu manitalar. Turgut, şu anda dizi mi çekiyorsun sen? Evet, şu an dizi çekiyoruz efendim. Ne? Dizinin adı ne? Dizinin adı Umut Tacirleri, Hamoyla Memo. Hamoyla Memo? Memo. Biraz komedi türü falan mı yani? Evet, biraz komedi. Peki sana bir şey, belki bilmiyorum, şu anda çalışıyor musunuz? Şu an evet, dizi çekimi şu an bitirdik. Ben bu saçların burasını biraz kestirsem falan diyorum yani, biraz az. Böyle biraz indirsem. Çekimlerden boş zamanımız yok gerçekten. Yani bir tıraş olmaya. Yani tıraş olmaya. Allah cezanı verecek. Emin ol yani, bunu samimiyetimle konuşuyorum. Tıraş olmaya dedi, boş zamanı. Nasıl bulursa. Çok koşuyorsa. Zaten bir özel kuaförüm var, ondan başkasına da tıraş olmuyorum. Kestirmem diyorsun. Kestirmem. Bayılırım. En özel
Hanımlarda da öyle midir? Yani böyle bir kuaföre alıştı mı birine, onun haricinde kimsenin dokusun istemez. Şimdi saçı tanıyan insan saçı tabii ki daha güzel yapar. Yani onun için hep aynı kişinin yapmasında yarar var ama bazen farklı kuaförler daha farklı modeller yapabilirler. Ben sizi çok yaşlı falan biliyordum. Ne? Yemin ederim vallahi çok yaşlı. Aramızda maşallah, iki yaş var. Şey. İki yaş farklı ablam karıştırma oluyor. Karıştırma orayı. Yok, karıştırma ya. Karıştırma. O ne? Bunu niye kaldırdım ya? Şaşırdım ha. Orayı karıştırma yaşların maçları. Şimdi ben eşimin ikinci hanımıyım. Dolayısıyla beni hep öyle çok yaşlı sanıyorlar. Yok hayır teşekkür hayır. Teşekkür ederim. Şimdi, moralim düzeldi biraz. Yani, yok ciddi söylüyorum. Yani, vallahi billahi ben karşıma böyle. Hep öyle sanıyorlar. 60 falan bir şey beklerken. Yok. Hani yıllardır dinliyoruz ya Beyaz Atlı şimdi geçmiş. Meğer 13 yaşında okumuş. Ya 17 yaşında Almanya'ya gittim. 30 senedir Almanya'dayım. Yaşım ortada. 47 yaşında. Şimdi gelelim sıra Bingöl'e geldi. Ankara'dan Bingöl'e atladık. Evet. Malatya, Ankara, Bingöl. Şimdi Yavuz kardeşimiz yıllarca emek vermiş bu işe. Yıllarca böyle sanatçıların arkasında çalmış, bağlama çalmış. Sonra kendi kendine solistik yapmış, kendi kendine çalmış söylemiş ama işte birileri keşfediyor, birileri dinliyor. Sonra bu güzelim eski unutulmuş o türkülerimize acayip güzel bir yorum getirerek sazıyla olsun yani enstrümanlarla olsun güzel bir ben her zaman söylerim çıplak yalın hiçbir şey güzel değildir ha nasıl yalın öyle şeyler vardır ki çıplak seversin onu yalın seversin ama çıplak dediysem kadın değil o anlamda anlaşılmasın bazı böyle yalın böyle çıplak kalayım kendimi dinleyeyim dersin bazen de dersin ki gümbür gümbür bir müzik gelsin uzaktan böyle sesini dinleyeyim çünkü yakına gidersem rahatsız eder beni uzaktan dinlemek istersin sen de uzaktan dinleye dinleye bunlara. Nasıl bir yorum? Nereden aklına geldi? Müzik aileden gelen bir gelenek. Annem Ozan, babam edebiyatçı. Annen? Ozan, Şahsenen bacı. Bilir, tanır. Öyle mi? Evet. Ha birlikte geldiniz İzmir'de evet, ya. Evet, evet. Evet, evet, evet. Allah sana dur bakalım. Dört sene falan gibi evet bir evet, zaman. Evet. Sen o musun? Evet. Oynadı ağam, nasıl geldi? Ya öncelikle hem buradaki konuklara hem de televizyonun başındaki değerli konuklara sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca beni de konuk ettiğiniz için hem size ve ekibinize teşekkür ederim. Şereftir bizim için. Dedim ya aileden gelen bir gelenek, müzik. Hep annemin türküleriyle büyüdüm. Daha sonra devlet konservatuvar sınavlarını kazandım 1977 yılında. 3 yıl konservatuvar eğitimi gördüm. Daha sonra sizin de içinizde olduğunuz şu anda Türkiye'nin önemli sanatçılarına İzmir Fuarı'nda değişik yerlerde sanatçıların arkasında bağlamayla eşlik ettim. Sevgili Mehmet Güçlü de bunlardan birisidir. Efendim bizim bu Mehmet Güçlü var ya eski şarkıcıdır ha. Bakmayın hele. Kasetleri peynir ekmek gibi satardı. Evet. Şimdi gölgemen altına aldım şöyle şey yapayım. Bu ne canavardır. Bir tane kıskanırım şarkısı var. Millet onu almak için kapış kapış kapısında beklerdi. Bir tane onun şeyi var. Abla bunu dinle. Bir tane yanında aşırılık imam çalışıyor. Lokantası var o zaman. Şimdi herkes geliyor işte Mehmet Güçlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Güçlü. Bu da aşırılık imam çalışıyor bile. Bunlar ne değiller? İşte diyorlar ki Mehmet Güçlü'yü soruyor patronu. Lokantanın sahibi ya. Mehmet Güçlü de turnede. Şimdi bir gün Mehmet Güçlü geliyor bakıyor ki 1.60 boyunda. Böyle kısa ufak zayıf bir şey. Millet üstüne atlıyor işte resim ver o diyor bir şey ver o diyor bilmem imza at bilmem ne falan. Bu da uzakta oturmuş böyle bakıyor. Şimdi bu Mehmet Güçlü dedi ki bu mu? Yani Güçlü böyle izbandot gibi bir adam değiller ki dedi. Ben de bunu bir şey zannediydim. O Mehmet o Mehmet Güçlü gel bakalım bize. Ne söyleyeceksin? Ben şöyle onu. Ben onu şöyle tanımlıyorum. Romantik türkücü. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir romantik türkücü olarak şey yapıyorum vallahi. Teşekkür ederim. Çok çak bakayım abi. Evet. Ne söyleyeceğim? Turnalar. Turnalar evet turnalar. Suya diyemiyorum
Gibi maşallah göl. Sağ olun, teşekkürler. Yavuz Bingöl. Sağ olun. Şimdi kaç tane şarkın tuttu senin mesela? Yani sevilen bile çok istenilen. Bu var. Bu albüm, bu turnaların olan albümde Yardım Edin tuttu. Bu ha, tuttu. Yardım İstanbul'u meskem mi tuttu? Yani daha çok Türkiye'deki yerel radyolardan aldığımız bilgi bu. En çok istenen. Peki radyo tatlı sesten aldığın bilgi ne? Onu bilemiyorum ama şirkete sormak gerekir. Oradan da aldığımız bilgiler var tabii. Biliyorsun değil mi? Çok çalıyoruz seni. Sağ olun, teşekkür ederim. Hala 3-4 günden beri, yani bu şimdi yayınlandığı zaman bir hafta 10 gün geçecek. Yüksel Hanım'ın okuduğu bir şarkı var ki. Eyvah. Eyvah, eyvah, hem de nasıl eyvah. Çocuklara hemen dedim ki bunu son kasete çekin, ben okuyacağım. Eyvah diye bir şarkı, şimdi dinleyeceksiniz, bayılacaksınız. Yemin ederim, böyle güzel bir şarkı olamaz. Radyo Tatlı Ses'te hep çaldırıyorum onu. İbrahim Bey diyorlar ki çok... Çalın, torpil. Torpili siz hanımefendiye mi anladınız? Heh, kendime. Bana çalıyorlar, ben dinliyorum. Şimdi bana torpil yapmayacaksın da kime yapacaksın? Ben senin bir defa hemşerinim. Gurbetteki bacınım. Bak, değil senin mi? Torpile ihtiyacın mı var? Sonra ben gurbetçiyim, garibim, burada bana yapılması lazım. Değil mi efendim? Ya. Ya nasıl yedim seni? Eyvah, eyvah. Hediye çığ geldi.
Kim geldi? Hediyeçi. Gel bakayım buraya, çabuk gel evladım, çabuk gel evladım. Tez tez gel evladım, tez tez gel evladım. Yavuz Bingöl. Bu hediyemiz size efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Bu da Ankaralı Turgut'un. Teşekkür ederim. Bilhassa kolye takmadım ki İbrahim Bey bana da bir şeyler taksın diye. Saygılarımızı iletiyoruz. Sait Koç Kuyumculuğa teşekkür ediyoruz. Sait Koç Kuyumculuğa teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza, arkadaşlarımıza göndermiş olduğu hediyelerden dolayı. Şimdi bir tane ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim dememe kalmadı. Cebimin boş olduğunu anladım. Reklam gelsin, para kazanalım evladım, para. Evet, Ankara. Reklamlar. O ne? Döşeyelim abi reklamları diye. Döşeyelim abi reklamları. Efendim, reklamlardan çıktık. Ben size bir şiir okumak istiyorum. Değerli Üstad, Nazım Hikmet'ten bir şiir okumak istiyorum. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür. Ve bir orman gibi, kardeşçesine. Bu hasret bizim. Evet. Teşekkür ederim. Nazım Hikmet böyle diyor. Bu davet, bu hasret ve bu memleket bizim. Demek ki buradan başka bir yer tanımıyoruz. Toprağımızı seviyoruz. İnsanın insana kardeşçe geçinmesini seviyoruz. İnsanın insana zulmettiği hiçbir yerde yokuz. İnsanın insanca insana hasret kaldığı ülkelerde varız. İnsanın insan gibi davranıldığı ülkelerde varız. Hayvancasına değil. Biz insanı seviyoruz. İnsanız. Etten kemikten yapılmışız. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Her an her şey olabilir. Şöhret, şan, para, pul, güzellik. Her şey gidebilir. Bir anda bitebilir. Kimse demesin param bitmez. Şöhretim bitmez, güzelliğim bitmez. Yaşım geçmez. Yaş da geçecektir, güzellik de bitecektir, para da bitecektir, her şey bitecektir. Ama adamlık ve insanlık bitmeyecektir. Onun için ben de döndüm daldan kopan kuru yaprağa diyeceğim. Şimdi az önce bahsettiğim gibi 7 yıldır uğramadım yurduma diyor. Siz zaman zaman gidip geliyorsunuz ama gerçekten dediğiniz gibi bir gurbet kuşusunuz. Şimdi okuyacağı şarkı Selahattin Cesur'a, müziği, sözleri de Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Değil mi efendim? Ve son kaseti. İlk defa Türkiye'de geldi ve son bir kaset çıkarttı. İçinde çok güzel türküler var. Ah bu şarkıyı dinleyin. Bu şarkı sonra benim kasetimde. Bununkini almayın, benimkini alın. Şarkının ismi Eyvah. Bunu illa değil ki ben okumayacağım. Bak.
Daha çıkmadan sahneye sizin istenlerimi bozdu ya, buraya. Nasıl ağam? Çok çok. Eyvah! Ha evladım ha. Ha yemezler. Yemezler. Oha kurtta ben havaya girdim. Başka kurtta söyler miyim? Yemin ederim harika ya. Vallahi teşekkür çok güzel ederim. Bir şarkı. Çok da güzel yorumlamış. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben beğendim. Beğenmezsem 15 gün üzüldüm. Ben alkolü getah eyvah. Yine ayrılık göründü ula eyvah. Şimdi sıra kimin diye Ankara sende miydi? Başkent'te. Ankara yok, başkente geldik şimdi. Başkent'te sıra. Ankara, ben efendim ben simsarlık da yaptım. Yani simsarlık derken bu hani şimdi değiller yani kahya. Kahyalık. İşte bizimki simsarlıktı, kahya oldu sonra, sosyet oldu o da. Urfa'da bağırıyordum. Diyarbakır, Diyarbakır, Antep, 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 Ankara, Ankara. Bir gün Ankara, Antep'e misafir geldim, baktım ki Ankara demiyorlar. Ankara, Ankara. Doğru mu? Evet. O ne? Kurul sen benden ilgilenmiyorsun. Yok kulağım sende. Yok valla sen beni hesap almıyorsan abi. Yok estağfurullah. Kulağım sende de. Caiz mi öyle ya? Kulağım sende. Evet abi şimdi Antep deyince hemen aklıma geldi. Biliyorsunuz Gaziantep'te barak havasını çok severler. Ben de severim, bayılırım barama. Sen? Abla seversen değil mi? Severim. Sen Yavuz? Çok severim abi. Ha? Çok severim. Prava'da bir tane barak okudu bizi kastetti. Hele bizi kastetti oğlum. Ankaralı Turgut. Nedir bu barakın meselesi? Barak'ın sözlerini ben kendim yazmıştım bunun. Müziği zaten Antep, Kilis taraflarına ait. Yani uzun havan müziği olmaz. O otantiktir. Evet yani otantik yine... mi? Yok, anonim. Anonim. Otantik nereden çıktı? Otantik de doğrudur. Doğrudur. O da doğrudur. Yani ben söylediğim bir şey yanlış olmaz ya. Vallahi sizden öğrenmişim çünkü yanlışsa da doğrusa da siz öğrettiniz. Kardeşim nasıl edelim yani? Ha. Şimdi mikrofonu tutuyoruz bu zana Mehmet. Uzun havanın adı ne? Beni yaktığın için. Beni yaktığın için. Allah, beddua mı bu? Onun gibi bir şey. Biraz beddua. Az bir ilinç peki. Edilmiş. Thank you.
Aman üzerinde otlar sararsın da güneş ermezsin. Bir gün sen varsın ama. Aman kurtlar böceklerden başka da yine ziyaretçinde gelmezsin sen vay senin aman 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 aman. Aman mezarının başına da aman mezarının başına da vicdansız diye yazılsın aman 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 aman. Ama yapayalnız kanasın da yine tek başına da sürüm sürüm sürünesin sevgilim. Ağarsın saçların da dökülsün de yine bükülsün belin aman aman aman. Ah ben öldüm tam ayı. Pınar'a gel ki görem, Pınar'a gel ki görem. El uzat bir gün. Aramızda damlar var, aramızda damlar var. Ben sana nasıl eylem, gül 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 sana, gül bir haber versene. Üç gün arpanı dere, beş gün burada. Teşekkür ediyoruz. Güzel uzun havadan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Senur kardeşime de teşekkür ediyorum. Kemanıyla eşlik ettiği için. Ayrıca Yavuz Bingöl'e teşekkür ediyorum. Mikrofonunu tuttuğu için. İşte dayanışma budur. Güzellik budur. Arkadaşlık budur. Kardeşlik. Ona da teşekkür ediyorum. Hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Bizi dinlediği için efendim. Şimdi sıra gelmişken ha. Ne oldu? Kim geliyor? Elinde silahım. Ne oldu? Ramazan geliyor. Ben bir program hazırlıyorum. O nedir o? O ne? Hadi basın kararlarını yapıyorlar. Şimdi bize bir tane Babi amcadan bir şiir oku bakayım. Dünya Rejisörü Azam Senaryo Muazzam. Açıldı perde. İlk perde seyircisiz, sonra Habil, Kabil ikiz. Aktörler oldu sekiz, eser büyük çaresiz. Rolü biten aktörler gider sakin, sessiz sessiz. Provası yapılmış ezberde, vodvil, dram, trajedi, komedi yoğrulmuş bu oynanan eserde. Ama bilen yok, ne zaman kapanacak perde. Yavuz Bingöl, reklamlara geliyor efendim. Reklamlar. Müzik.
ölmek için ölmek mi lazım? Kahrından her gece içmek mi lazım? Neden evladım bir tarafın kan ağlıyor, bir tarafın gülüyor? Ha? Bir tarafı kara bağlıyor, bir tarafı gülüyor. Niye? Neden? Anlat Şıvka. Sizin yanınızda olmak onları gerektiriyor da onlar. Yani bir taraf ağlayacak, bir taraf gülecek. Bu ne? Terazinin iki yüzü. Öyle mi? Biri esah, biri yalan. Yok, ikisi de gerçek. Ha? Hayatın gerçekleri bunlar. Öyle mi? Bir taraftan geliyoruz, bir taraftan ağlıyoruz. Güzel. İkisini... Mesela bir göz güler, bir göz ağlar. Nasıl olur o olmaz, değil mi? Mümkün değil yani. İki yüzlü insanlar için geçen. Hem bakar böyle. Hem güler. Hem sever. Hem yani şey gibi diyorsun, insanlar... Seveni yandırırlar, insanı kandırırlar, gülerler, gülerler, meleği andırırlar, şeytanı kan... Ya. Evet, Şıvka'ya teşekkür ediyoruz. Gel oğlum bakayım buraya sen. Lan gel, ben seni her yerde görürüm. Niye bir türlü şöhret olmuyorsun lan sen? Allah cezanı verecek senin. Gel buraya. Gel buraya. Dur bakayım burada. Ne şey var? Allah cezanı verecek. Abi niye bir türlü şöhret olmuyorsun sen? Estağfurullah. Öpme çocuğum, öpme. Efendim şöhret olamıyorum. Çünkü çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Onu anlatmak istiyorum. Seni? Evet efendim. Peki yavrum, sana bir el sürsem? Bana el sürsen meşhur olurum. Yani dokunsam? Dokunayım çocuğum. Şimdi de... Sana bir dokunayım. Dur bakayım, aç elini. Açayım. Heh. Dokundum. Evet. Şöhret oldu. Olur mu canım öyle? Öyle şöhret olur mu? Nasıl olacak? Sesim güzel. Yemin et. Vallahi güzel. Peki bu kadar bir şey söyle bakayım. Okuyayım efendim. Oku bakayım. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla. Akort, akort. Evet efendim. Akort rica edeceğim. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal oldu. Çiçekleri
Teşekkür ediyorum. Gerçekten ilginize de teşekkür ediyorum. Yani işte bu böyle bir adam. Bizim sokağın çocuğu, sokağın saygın efendisi gerçekten. Hepimize saygı gösterir, sevgi gösterir. Ceket İlikler, abidir, başka bir şey demez. Ne Bülbül'dü senin adın? Recep Bülbül Ses efendim. Bülbül Ses. Yani şimdi kimse bir şey konduramayınca kendi kendine de bir şey konduruyor. Esas soyadı Bülbül Ses değil. Değil evet, mi efendim? Özet. Özet. Evet. Recep Özet. Evet, Recep Net. Özet. Özet. Yok, Bülbül Ses daha uymuş ha. Benim biraz akrabam gibi oluyor. Anladım. Peki, öpüyorum, saygılar efendim, iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, saygı, saygı duyuyorum. Her zaman başarınızı, her zaman güzel şekilde başarınızı, daima ayakta olmanızı canı Allah'tan diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi ne söyleyeceğim bize Yavuz? Celal Güzel Ses'ten, Diyarbakırlı Celal Güzel Ses'ten bir türkü. Ağlama yar ağlama. Ağlama yar ağlama. Evet. Ne güzel bir laftır. Diyor ki hasta düştüm gelmedim. Bari can verende gel ya. Yani nasıl dedim kardeşim gelmiysen gelmiysen evimizi başımıza yıksan. Yavuz hele bu bağlamayı al ya. Hele bir tak abi o fişe bir bak hele nedir bu bağlama. En hoşuya giden küçük böyle kısa bir şey söyle. En hoşuya giden. Kayalar çakıldan sakınır oldu,
Kayalar çakıldan sakınır oldu, dağlar tepelerden yakınır oldu. Dağlar tepelerden yakınır oldu. Denizler dalgadan çekinir oldu. Denizler dalgadan çekinir oldu. Yıkmaz oldu bendin sel garip garip. Yıkmaz oldu bendin sel garip garip. Vallahi bu program yüreğimi şişirdi ha. Beni havaya sokuyorlar. Üf. Dayanamıyorum nasıl yedim. Ankara. Ankara ne durumdasın? Ben şu an dinlemedeyim. Bayağı hüzünlendik. Gel bakalım bir döşeyelim abi. Gel. Döşeyelim gel. Abi. Gel bir döşeyelim gel. Döşeyelim abi. Güzel ha vallahi. Teşekkürler sağ olun. Ama emot oynamazsan görürsün. Kim? Ağırlar seçtim. Ben şimdi peş peşe bütün hareketleri koymuşum anladın mı? Şimdi burada da Yüksel Özkasap emoyu söyleyecek. Ben de oynayacağım. Karşıma da bir emo istiyorum. Evet. Pınar'ın başında
Ne? Şimdi bu güzel kardeşim benim için programını değiştirdi. Estağfurullah. Almanya'daki bacısına güzel bir ev sahibeliği yaptı. Bir Anadolu yiğidine yakışır bir biçimde. Estağfurullah, estağfurullah. Kendisine teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum, ne demek? Saygı duyuyorum. Pınarın başında emam uyumuş, yatmış uyumuş. Ela gözlerle uyku bürümüş, lemon bürü. Ne oldu ya? İşte bu ne lan, burası Urfa. Dağ başındayım, sen kendi gelmez. Hayret bir şey ya, bu ne ya? Üstüne çul sene